Merhaba. Uluslararası örgütler, uluslararası alanlarda eşgüdümlü bir işleyişi mümkün kılarak hükümetleri bir araya getirirken, yarattıkları yeni örgütsel çerçevelerde de devletlerin karar alma ve bu kararları uygulama esaslarını temelden etkilemektedir. Uluslararası politika ile ilgilenirken, uluslararası politikayı etkileyen aktörlerden birisi olan uluslararası örgütleri de mutlaka yakından tanımak gerekmekte. Bu nedenle Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü programında yer alan Uluslararası Örgütler dersine yönelik bu kitabı hazırlamış bulunmaktayız. Kitabımız oldukça geniş yazar kadrosuyla dikkat çekecektir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin değerli öğretim üyeleriyle birlikte yaptığımız çalışmada uzmanlık alanlarına göre ünitelerde birden fazla yazar görev almıştır. Bu sayede iki kurum arasında okuyucuya da katkı sağlayabilecek faydalı bir akademik işbirliğinin yaratıldığını düşünmekteyim. Kitabımızın giriş bölümünde uluslararası örgütler tarihsel ve teorik olarak ele alınmış, diğer yandan da uluslararası bir yapılanma olan Avrupa Birliği bütünleşmesi de bu ünite kapsamında incelenmiştir. Birleşmiş Milletler Sistemi taşıdığı önem nedeniyle tek bir ünitede ele alınmıştır. Bir başka kategori kolektif güvenlik örgütleridir. Bu kapsamda Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü ile alternatifi sayılabilecek kolektif güvenlik antlaşması örgütü incelenmiştir. Dünya ekonomisine yön veren Dünya Bankası Grubu, Uluslararası Para Fonu, Dünya Ticaret Örgütü ile Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, Küresel Ekonomik Örgütler başlığı altında toplanmıştır. Bölgesel hükümetler arası işbirliği örgütleri kategorisinde ise Türkiye'yi de yakından ilgilendiren Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı yer almaktadır. Günümüzde bölgesel ticari blokların önemi giderek artmaktadır. Bu çerçevede Avrupa, Asya, Amerika, Afrika kıtalarında ya da Avrasya, Asya Pasifik gibi daha kapsayıcı ölçeklerde var olan bölgesel ekonomik bütünleşme hareketleri de tanıtılmıştır. Kitabımızın 7. ünitesinde ise bölgesel uluslararası örgüt tanımına sığmayan Bağımsız Devletler Topluluğu, Şangay İşbirliği Örgütü, İslam İşbirliği Örgütü ve Arap Birliği yer almıştır. Uluslararası örgütler kapsamına devletlerin, hükümetlerin kurduğu, yürüttüğü örgütlerin dışında ortaya çıkan uluslararası sivil yapıları da katmak gerekmektedir. Siyasal, ekonomik, dini, kültürel, toplumsal birçok alanda kar amacı gütmeden uluslararası alanda gönüllü faaliyet göstermek üzere kurulan örgütler ise hükümet dışı uluslararası örgüt kategorisinde ele alınmıştır. Bu tip örgütlerin gelişimi küresel toplum tartışmalarıyla birlikte gelişmektedir. Gerçekten de ulus ötesi toplumsal gruplar üzerinden ulusal sınırları ve hükümetlerin otoritelerini aşan yeni bir toplum tipi mi ortaya çıkmaktadır? Bu yönüyle hükümet dışı uluslararası örgütler, uluslararası örgütler konusunun geleceğine ilişkin önemli ipuçları sağlamakta ve konuyu çok boyutlu hale getirmektedir. Kitap kapsamında yer alan uluslararası örgütlerin seçiminde temel amaç, uluslararası politikayı etkileyebilme güçleri ve Türkiye açısından taşıdığı önemi de göz önünde bulundurarak, farklı kategorilerde yer alan seçilmiş uluslararası örgütleri, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerine tanıtabilmektir. Bu kitabın okuyuculara katkı sağlamasını dilerim.